ziraat mühendisleri, tarımın sürdürülebilirliği ve gelişimi için kritik bir rol oynar. Bu profesyoneller, verimliliği artırmak, hastalıklarla ve zararlılarla mücadele etmek, sulama sistemlerini optimize etmek gibi işletim süreçlerinin yürütülmesini sağlarlar. Ziraat mühendisleri tarımın şekillendirilmiş önemli figürleridir. Bu videoda topraktan bir hayata şahit olacağız. Biz çiftçilerin önemli yardımcıları olan ziraat mühendislerinin hayatına gireceğiz. Peki neler bulacağız? Bir bitki doktorunun sabahtan akşama gezdiği tarlalardan, çiftçilerle muhabbetine, öğlen yemeğinden, arabasıyla yaşadığı yolculuğuna kadar her şeyi bu videoda bulacaksınız. Herkese yepyeni bir videodan selamlar. Ben Evinizin Çiftçisi, YouTube kanalına hoş geldiniz. Daha önce aslında bu tarz bir içerik yapmıştık fakat teknik sebeplerden dolayı yayınlayamadık. Çok da küçük bir teknik sebep. Bu kadar. Şu kadar da küçük bir teknik sebep. Şimdi Mustafa'nın arabasına konuk olduk. Bugün Mustafa ile beraber onun bir gününü yaşayacağız. Yani bir ziraat mühendisi bir günde neler yapıyor? Bunları göreceğiz. İşte yediği yemekten dolaştığı tarlalara, konuştuğu çiftçilere kadar her şeyi sizlerle beraber benim gözümden bir video haline getireceğiz. Tabii bu arada ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum kısmına görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın. İlk önce o zaman Mustafa ile başlayalım. Mustafa kimdir, necidir, bir tanıyabilir miyiz? Öncelikle herkese merhaba. Tüm takipçilerine de buradan selamlar. Ben de sıkı bir takipçinim. Arkadaşım olduğun için değil, içerik olarak kanalını çok beğendiğim için ve bana çok hitap ettiği için boş zamanlarımda, kahvaltıda sürekli takip ediyor ve izliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Benim adım Mustafa Ertürk. Bahsettiğim gibi BASF Trakya ekibinde yer alıyorum. Teknik kısımlarına bakıyorum. Yani Edirne, Uzunköprü, Ayrabolu, Keşan, İpsala bu bölgelerde teknik çalışmaları yürütüyorum. Yani geniş güzel bir ekibimiz var. Ben yeni, yani ekibin son parçası oldum. İlk defa bu ay itibariyle aşırı aktif çalıştığım bir döneme denk geldim. Sürekli bu bizim çalışma prensibimiz. Yollardayız, geziyoruz, üreticilerle bir arada olmaya çalışıyoruz. Sen de iyi bir döneme denk geldin aslında. Yani iş gösterebilme açısından, yani ben aslında programda daha çok ilaçlarla ilgili, hastalıklarla ilgili bir şeyler de göstermek isterdim. Çünkü işimiz sahada. Örnek veriyorum, bir kök boğaz döneminde, pas döneminde ya da otlarla ilgili problem döneminde üreticileri ziyaret edip bunları konuşmak isterdim aslında bu programda. Tekrar çekeriz o dönemlerde belki. Ama şu anda da renkli bir kısma geldik. Bölgemizde malum hani Trakya'nın en değerli bölgelerinden birinde çalışıyorum. Edirne'nin tamamı bende ve İpsala bölgesi, Uzunköprü bölgesi de emniyetle önem verdikleri şey Çeltik. Ve onların şu an bayramının olduğu bir dönemdeyiz. Yani resmen asapların tam ortasındayız. Bugün de yapacağımız şey üreticilerimizi ziyaret ederek onların bu eğlenceli, yani bu mutlu günlerinde, yani emek verdiler, karşılığını aldıklarını o yüzlerindeki temessümle beraber biz de onlara eşlik etmek istiyoruz. Bizim ürünlerimizi kullandılar. Yani çok yüksek oranda bizim ürünlerimizi kullanıyorlar. Ben işe başladığımdan beri gördüğüm, zaten yolda gördüklerim bile, hatta seninle bir tur yapmıştık biz yine. Evet, Karpuzlu bölgesinde, yeni Karpuzlu bölgesinde. Yolda mesela denk geldiğimiz insanlar bile bizim ürünlerimizi kullanıyordu. Biz de bugün onlarla beraber olalım ki hani onlar açısından, yani ürünlerimizi takip ettik, sonuçları takip ettik. Olumlu olumsuz yorumlarını duyalım. Onlarla bir arada bulunalım. O yüzden sık sık asapları yakalamaya, kurutma bölgelerini gezmeye çalışıyorum. Bugün de seninle bu bölgede renkli olduğu için bu bölgede bir program çekiyoruz. Bakalım, inşallah güzel bir gün olacak. İnşallah renkli bir program olacak. Çünkü bölge üreticileri de çok renkli. Yani biz bunu daha önce yapmıştık aslında. Daha öncesinde evet yapmıştık ama ufak tefek aksiliklerden dolayı yayınlayamadık. Şimdi bu programın tabii devamını getirmek istiyorum ben. Böyle partlar halinde daha da böyle seriye dönüştürmek istiyorum. Tabii Mustafa'yla daha farklı programlarımız olacak. Çünkü
O artık ilaç konusunda olduğu için ve bitki koruma mezununda olduğu için onunla beraber işte karşılaştığımız sorunları ve çözümlerini sizlere aktaracağız. Böyle güzel de bir program serisine doğru yöneliyoruz. Şimdi Mustafa Ertürk neden bu mesleği seçmiştir? Kısaca bunlara değinebiliriz. Tabii ben de bir çiftçiyim. Çiftçilik yapıyorum, hayvancılık yapıyorum. Aynı zamanda da mesleğimi de mutlulukla yapıyorum. Ben lise sona kadar eşit ağırlıklı öğrencisiydim. Lise sonunda şu anki bölge müdürüm benim için şunu söyledi. Dedi ki yani sen zaten ziraatın içindesin. Senin ziraat mühendisliği okuman gerekiyor. Bu işi yapman gerekiyor. Bizim de olman gerekiyor dedi. Sonrasında ben bir ışınla sınava 6 ay kala sayısala geçtim. Ziraat mühendisliğini yaptım. Yani herhangi bir bölümü yazmak için ben bu bölümü yazmadım. Ben bu bölümü istediğim için hedeflerim dahilinde bir şeyler, çalışmalar yaptım. Sonrasında ben biraz uzattım okulumu. 7 yıl kadar sürdü benim okulum. Biraz maşallah, detaylı maşallah. Okumak istedim kendisini okulumu. Pandemi vesaire olunca bitti. Ben de birden önce bitti gerçi benim okulum. Sonra ilk bir 15 aylık bir Sincan'da tohum deneyimim oldu. Yani aslında aklımda tohumda çalışmak yoktu. Ama orada da çok iyi bir ekibe denk geldim. Çok iyi bir bölge müdürüne denk geldim. Şimdi bana çocukluktan beni ziraat mühendisine yönlendiren müdürüne çalışma fırsatı geldi. Bunu gerçekleştirdik. Beraber de güzel çalışıyoruz. Yani ekip şimdiki yeni ekibim de çok başarılı. Trakya'da inanılmaz başarılıyız zaten. Rakamları Trakya bölgesindeki herkes takdir ediyor. Yani her gittiğim yerde bayiler, kişiler, kurumlar herkes ya evet Vasf Türkiye, Vasf Trakya gerçekten çok başarılı, çok iyi yapmışsın, doğru tercih yapmışsın diye motive ediyorlar ekstra. Biz de sahada zaten görüyoruz bunu. Yani yüksek oranda bir insanlarda memnuniyet görüyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Kullanım oranlarımız çok yüksek. Girmediğimiz herhangi bir çiftlik, herhangi bir üretici bilmeyen, denemeyen yok. Markalaşmış ürünlerimiz var. Yani ben Tekirdağlıyım. Tekirdağ bölgesini biliyordum. Bugün kendi kişisel gelişimim için sıfırdan Kırklareli bölgesine başladım. Kırklareli tüm Trakya'dan bağımsız farklı bir yer bence. Burada bir tecrübe sağladım. Bunun arkasında şimdi Edirne'de Çeltik çalışıyoruz. Çok seviyorum Çeltik'i. Sürekli geliştiriyorum. Çok iyi müdürüm. Bu konuda çok başarılı. Hem kendisi Çeltik üreticisi hem de Çeltik konusunda çok başarılı. Bölge bunun için bu ortama çok hazır. Yani uygun bir ortam var öğrenmek ve gelişmek için. Ben de kendi Diamantime portföyümü burada geliştirmeye çalışıyorum. Geliştirdikçe de üreticilerimize faydalı olmaya çalışıyorum. Böyle yani genel olarak durumlarımız böyle. Senin bir günün biz ziraat mühendisi olarak nasıl geçiyor? Nasıl geçiyor? Yani şöyle söyleyeyim. Gün ve gün sürekli fark ediyor. Fark ediyor diyeyim. Şimdi bir ilaç kullanım döneminin yoğun olduğu bir dönemde biz de uyumadan çalışmamız gerekiyor. Yani o zaman telefonlar susmuyor. Farklı bölgelere gitmemiz gerekiyor. Kendimiz daha çok üreticiler biz tanıdığı için bizzat bizi arıyorlar. Bazen kurumlar, bazen bayiler yönlendiriyorlar. Doğal olarak o süreçler çok yoğun geçiyor. Bazı dönemler var, daha rahat geçiyor. Şu anda o dönemlerden birisi. Şu anda ilaç açısından çok bir yoğunluğumuz yok. Bizim bir tohum kaplamamız var Sistiva diye. Sistiva'nın çok yoğun kullanıldığı bir dönem sadece şu anda. Yani kışa buğday ekeceklerin hazırlık yaptığı ürünümüz olduğu için. Onun haricinde onun numunelerini alıyoruz. İşte inovasyon merkezimize yolluyoruz. Kaplamalar ne oranda olmuş, başarılı olmuş mu, ne kadar başarılı olmuş kaplama diye. Bu tarz çalışmalarda bulunuyoruz. Onun haricinde şu anda yoğunlukla yaptığımız üretici ziyaretleri. Yani biz sadece satış anında onların yanında değiliz. Biz onların her anında yanında olmaya çalışıyoruz. Yani bugün bir başarıları varsa, mutlularsa mutluluğunu paylaşıyoruz. Bekledikleri verimi yakalayamayıp mutsuzlarsa bunun da ne sebep olduğunu, neyini düzeltebileceğiz, ne yapabiliriz? Yani memnuniyetsizliklerine üzerine ve ben raporlarıma ne yazabilirim? Bunlar üzerine çalışıyoruz. Daha çok insan tanımaya çalışıyoruz. Çünkü biz hani insanlar bugün en premium ürünü alıyorlar bizim ürünlerimizi aldığında ilaç sektöründe. Bu en premium ürünleri aldıklarında bir memnuniyet bekliyorlar. Biz bu memnuniyeti karşılayabildik mi? Ya da işte biz bu hizmeti onlara sağlayabildik mi? Yani bunun peşindeyiz. O yüzden daha rahat olmakla beraber yoğun olarak şu dönemde ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Bir günümüz şu anda ziyaretle geçiyor. Bazı günümüz yoğun oluyor. Yani bazen uzak, çünkü evimizden uzak yerlere gidiyorum. Bazen 150-200 kilometrelere kadar açılıyor yolculuğum. Gittiğimde akşama kadar üreticilerle bir arada geçiyor. Tabii bütün gün yollarda geçiyor dedin. İşte oradan oraya koşturuyorsun, çiftçilerle muhatap oluyorsun.
yolda ne gibi şeylerle karşılaşıyorsun? Yani günlük hayatında senin bünyeni zorlayan şeyler neler? Abi geçen hafta lastiğim patladı bir köyde. Tamam mı? Yarıldı yeni yani. Yeni aldın lastik bir de. Yok o ayrı. O ama da yeni o aldım sonra farklı. O da yarıldı. Evet bazen müdürüm buradan duyarsa. Lastik dayanmıyordu. Şöyle evet çok kilometre yapıyoruz. Şimdi ben aracımı 100 binde aldım. Biz biliyorsun belki konuşuruz yine provator sistemini, kontraktör sistemini. Ben aracımı 100 binde aldım. Şu an 184 binde. 13 ay oldu işte. Yani yılda iki araçla arada geziyorum. Diğer araçla da bazen geziyorum. Köylere gittiğimiz için ağırlıklı pick-up'la geziyorum. Pick-up şu anda 184 binde. Doğal olarak lastik dayanmıyor. Biz de bunu maksimumunu kullanmaya çalışıyoruz. Geçen çok dena bir köyde lastiğim patladı. Zor bir gündü. Bu tarz böyle aksiliklerimiz oluyor. Kaza bela çok şükür büyük geçirmedik. Bir kere küçük bir action yaşamıştım. Oluyor bunlar. Çünkü 80 yani yılda 80-90 bin kilometre yol yaptığın zaman bir şeyler başına gelebiliyor. Evet. Bazen güzel şeyler geliyor. Bazen kötü şeyler geliyor. Bazen çok neşeli günlerimiz geçiyor. Yani üreticilerim, yani bizim insanımız aslında Trakya insan çok neşeli. Çok olumlu şeylerle karşılaşıyoruz. Bazen hani istemediğimiz tepkilerle karşılaşabiliyoruz. Olabiliyor bunlar. Yani genel olarak günlerimiz hareketli geçiyor. Öyle hiçbir günümü ben ya bugün de bitmedi, mesai saati dolmadı diye geçirdiğimi hatırlamıyorum. Peki bugün programımızda ne var? Şu an yoldayız ve nereye doğru yola çıktık? Nereye gidiyoruz şu an? Önce Yüksalay'a uğrayacağız. Bir bayimize selam vereceğiz. Bir iki üreticimizle irtibat kurup, yani irtibat zaten kurduk, randevulaştık çoğuyla ama tabii hasat dönemi çok yoğun olamıyorlar. Zaten daha çok bu dönemde randevulaşmak da çok doğru olmuyor. İnsanlar işi gücü var. Hani seni de kırmak istemiyorlar ama işleri de var. O yüzden daha çok kurutma bölgelerini gezeceğiz. Birazcık random olarak takılacağız. Karpuzlu bölgesi yoğun çeltiğin ekildiği en eski dönemlerden beri çeltiğin en yoğun olduğu bölge. Oralara bir gideceğiz. Değerli üreticilerimiz var. Büyük üreticilerimiz var. Büyük çiftlikler var. Onları ziyaret edeceğiz. Kurutmalara uğrarız random. Ben çok seviyorum. Yani kurutmada çünkü şu an üreticiler ürünlerini kurutuyorlar. Orada zaman geçiriyorlar ve boş oluyorlar. Muhabbet etme fırsatı da daha çok oluyor. Yani üründen memnun mu değil mi? Sıkıntı yaşamış mı yaşamamış mı? Artısını eksisini soracağız. Tamam. Ağırlıkla bu şekilde gelişecek. Bu işin en güzel yanlarından birisi. Ben Keşan'a gittiğimde yemek yiyeceğim yer belli. Ayrabolu'ya gittiğimde Özlem lokantasına giderim işte. Yani Gelibolu'ya gittiğimde yemek yemeyi düşündüğüm yer, hazırladığım yer belli. Yani işte İpsala'da belli. Yani kafamda ağırlıkla, hani Karpuzlu merkezde çok yok ama İpsala merkezde var. Hani ağırlıkla bu işin en çok şeyi, çok gezmenin vermiş olduğu bir şey var. Keyif var. Aynen. Bu da yemek. Ben de çok sevdiğim için sürekli farklı yerlerde yemek yemeyi çok seviyorum. Üreticilerle bazen yemek yiyoruz, bazen bayilerle, bazen kendim farklı bir yer görüyorum, ilgimi çekiyor. O yüzden en sevdiğim yönlerden birisi bu. Sana full takipçi için bir iki action yapacağım şimdi buralarda. Makas mı yaparım, takla mı yaparım artık. O zaman şimdi biz yollardayız. Yavaş yavaş böyle tarlaların olduğu veya işte köylerin olduğu istikamete doğru, hedefimize doğru ulaşmak üzereyiz. O zaman tekrardan bir şey hatırlatalım. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bizleri açıklama kısmındaki Instagram hesaplarından da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Seri like. Tık tık tık. O zaman şimdi tarlaya geçelim. Şimdi İpsala'ya geldik. Bir bayiye uğrayacağız. Şu an saat 11.50. Yani 12'ye yakın. Amarok'la galiba şeye mi çıktık? Market çek yer yoktu. Market çek yer yoktu. Amarok'la adam işte. Evet şimdi Paşaköy semalarındayız. İpsala Paşaköy'deyiz. Merak ettim burasını. 2'dir 3'dir bu burada iyi bir üretim yapıyorlar. İyi üreticiler var. Bir selam vermek istedim kendilerine. Tamam. Bir selam verelim bakalım. Orada bir arkadaki üreticilerimizi tanıyoruz. Buradakilerle daha tanışmadık. Bakalım bereketli olsun diyelim. Kendilerine mi yapıyorlar? Başkalarına mı yapıyorlar? Bir selam verelim. İlgimiz çekecek bir şey varsa konuşalım. Evet. Hadi duralım. Şöyle duralım. Şu an çeltik hasat zamanı. Şu an bir kurutma binasının yanında durduk. Bakalım üreticilerle değerlendirme yapacağız. Thank you.
içinde bilmiyorum ki niye bakacak. Üreticiyle bir arada olman lazım ki. Bir güven sağlamış. Yani onunla alakalı bir problem yaşamazsın. Zaten normal doğu biliyor musun? Tek sorun yok. Normal doğu yani. Atılması gereken doğu. Eğer derse tamam abi. Vallahi abi tanıştığımıza çok memnun oldum ya kardeşim. Dediğim gibi. He, senin gibi adamlar oldu mu ben şey derim yani. Her zaman. Kaça indiriyor bunun demini? Bunları abi 14. 13.5 14'te bırakıyoruz. Tekrar ziyaret edeceğiz inşallah. Alttaki yaş. Bu 20 rutubet o. O mal 20 rutubet ve cameo. Ve senin ürünü kullanılmış bir tane. Teşekkür ederim. Ben sık sık geçerken uğrarım. Tabii. Yaşama bak. Takıldığımız bir sürü. O daha nereye geldi bu tane aldı biliyor musun? Her zaman. Yani ben çaldırayım seni dur ya. Evet, yolculuğumuza çıkarız. Şimdi bir başka kurtulmada rastgele diyorum. Bu şey gibi göle. Üreticiler çok değerli üreticiler bizim için. Bilgili olmaları beni çok mutlu ediyor. Çeltik'si aslında zaten gördüğüm şeylerden birisi. Yani çok bilgililer. Gerçekten üreticiler sordukları sorular olsun, ilgilendikleri alanlar olsun, kendilerini geliştirme konusunda olsun. Çünkü maliyetli bir ürün yetiştiriyorlar. Evet. Buna dair kendilerini geliştirme ve sorup soruşturma telaşındalar. Çok güzel bir şey. Genç kardeşimiz bile ne kadar bilgili ve meraklı. Biz de elimizden bir şey gelirse her zaman onlara yardımcı olmak için çalışıyoruz. İnşallah da faydalı oluruz. Şimdi burada tanışıyor olmak bizim için çok önemli. Tabii. Yarın bir gün bir sorun yaşadığında ilk sorunda bizi arayacak. Biz de çözebiliyorsak, çözemiyorsak müdürlerimize ileteceğiz sorunları. Yani sadece bizim ürünlerimizi kullansınlar diye değil zaten. Duydun bahsettikleri ürünlerde %90 bizi kullanıyorlar. Ama çözülebilecek bir şey var. Dozaj var, yanlış kullanım var, doğru zaman var, uygulama kolaylığı var, uygulama doğruluğu var. Bunlar konusunda yardımcı olmak isteriz. O yüzden böyle tanışmak bizim için çok güzel oluyor. Sağ olsun çok işte çayları kahveleri de hiç eksik etmiyorlar. Bizim için de güzel oluyor. Şimdi kapatmadan burada bir kurutma daha var. Ben daha önce denk gelmiştim. Görüşmüştük abimle. Bir selam verelim, ne yapıyorlar, ne ediyorlar. Hayırlatır soralım. Sonrasında yavaştan devam edelim. Bu kurt var bu abinin. İşte selam verelim bakalım kendilerine. Mazluyum be. Daha arabayı yorulup tanıdım. Süpersin. Merhabayız. Kubilay kolay gelsin. Nasılsın abi? İyi, sağ olun. Merhaba. Merhaba abi. Ya karşı vurduk Mehmet abi dedim. Gel bir selam verelim. Gelin buyurun. O abim bizden hızlı geliyor. He? Az önce onu oradaydı. Bizden hızlı geliyor. Abi merhaba gene. Merhaba abi. Bizden hızlı geziyor abi, he. Aşağınızsın. İnşallah. Ne yapıyorsun? İyi vallahi abi. Sen ne yapıyorsunuz? Merhaba. Korkan, YouTuber. Gelin beraber gezelim. Senin gibi yakışıklı bulunca da hemen açtık haberi. Ne yapıyorsun, nasıl? İyi valla işte. Bitmedi mi daha? Yok da. Nasıl? Valla çok yani. Valla. Nasıl gidişat? Gidişat valla ya iyi de var, kötü de var. Yani ortalama 700-800 kilo. Erkenciler mi kötü? Erkenciler kötü, barajdan çekenler kötü, baraj suyu. Geçen basit kullanma var, aynen. Var. Problem. Onlar biraz problem. İyi, yani artık onlar daha biraz. Trafik yoğun bu aralar, birazcık. Sağına sonuna bakmıyor, ne kadar. Çok ayıp ya. Ne kadar yoz yetiştirilmiş. Baksana. Şu an şöyle Gala Gölü'nün hemen yanındayız, yakınındayız. Bakın şöyle Çeltik Dağı. Öğle yemeği almaya gidiyorum. Herhalde bu çeşit yemeğe uygun bir çeşit. Aynen. Tırtıklı bir çeşit değil herhalde. Burada inekler Çeltik tavalarının asat edilmiş bölümlerinde otluyorlar. Şimdi şurada 2, 4, 6 tane biçer döver görüyoruz. Bunların hepsi şu an çeltik asadı yapıyor. Bir selam verelim. Verelim. Bakalım nasılmış verimleri. Bakalım bir. Sezondan memnunlar mı? Önder çiftçiler burada bölgede. Evet. Mahalle hatını soralım. Bu
Çok güzel bir koku geliyor değil mi senin burnuna? Harman kokusu. Para kokusu. Para kokusu. İnşallah üreticimiz en iyi şekilde memnundur verimlerinden. İstediği fiyata satar çünkü gördüğün gibi zor bir şey. Üretimi de zor. Yetiştirmesi, üretmesi, çıkartması yani biçimi bile ne kadar zor olduğunu görmek gerekiyor. Bunu bilmek gerekiyor. Göz kapayamayız bu tarz şeylere. Aynen. Ormanlı ve kamyon tarzı bir şey değil. Geziyorsun dedi, ben de geleceğim dedi. Bu dışarıda video çekeceğim siz dedi. Dedim gel yani şu an tam zamanı. Bizim için de keyifli yani. Diğer türlü işler çok yoğun oluyor. Hastalık mı var, ne var, gezmek zor oluyor. Böyle güzel oluyor. Armanları okuyoruz. Mesela varsa ben yemek alırım. Yemek yediniz mi? Ben yemek almayayım abi, biz yedik. Vallahi bir de akşam yemeği yiyeceğiz, sözümüz var. Allah razı olsun. Vallahi hiç çekilme yani. Hiç çekilmiyoruz abi. Ben yemedim. İçeride orada arıza vardı. Ona evet. Bakettik. İki tane de içtiğim bir saatte geldim. Yani bu masrafın da dönemlerde çok masrafın ağır olduğunda yakın. Bir de boylu da biraz. Yani... Yatan çatı bizim sıkıntı. Ama şartlar değişti. Tüm şartlar değişti. Şöyle inşallah şey olur. Çok teşekkür ederiz abi. İnşallah fabrikacılar fazla aşırı tavandan olmazlar. Ne kadar yere yakıyor abi çakıda? Ne kadar kaça bölüyorsun? 2-3 yaşında bölmeye çalışıyorsun. Tamam, aynı. Bizdeki balayı hani operadan sonra balayı da tavsiye ederim. Priyaksor'la balaya sizi çok memnun edecek ürünlerimiz. Yavaş yavaş böyle hani varsa bir şikayet rapor edelim ki bildirelim, geliştirmeye çalışalım, ürün grubunu değiştirmeyelim ama esasında tabii ki de devlet kadrolarının daha çok bu konuyu takip etmesi lazım. Özellikle böyle büyük alan yok. Yok satarız tabii. Aynen. Güzel. Nimet sonuçta. Aynen. Emek vermesin inşallah, Allah yemeği nasip eder abi. Görüşürüz. Görüşürüz. Kolay gelsin, bereketli olsun abi. İyi sezon. Aramızda 20 sene. Hepsi farklı. Şimdi benim dönemimde de farklı. Senin de 70'lerde, 75'lerde farklı. Tabii. Şimdi senin doğum yıllarında da sen geçtin. Ya o yıllarda da farklı. Biz geldiğimizde çalılar da yeni doğmuşlar. O zaman yeni toprakları olmuş. Biz gidiştik. Çalılarda benim dün çalgılı oldu. Bir de ziraat mühendisiyim ben. Bu bölgeye bakıyorum. Geliyorum oraya ama kahveye çok oturmuyoruz. İşte biz de evlere iniyoruz. Dedim oradan kahveye çekmem abi. Ahmet. Ama köylerden biraz olsun. Sen harbiye dedim. Artur abi ile görüşündüm ben bunu ben. Yani. Temel'e çok geliyorum ben. 2013'ten beri buraya geliyorum, gidiyorum. Üniversite arkadaşım oluyor. Adam çok balya çekmiş burada be. Evet. Kim? Sen. Şimdi siz bunu böyle giyinip şey yaptığınızı yerli. Görmeyin. Çiftçi adam o da. Necmi abi var ya. Ama onun çocuğuyla üniversitenin arkadaşımız. Yok yer yok onunla be. 2013'ten beri geliyorum, gidiyorum ben buraya. Yeğendi. Koşunu pazırdın. Yeğendi şimdi. Evet. Aradım şimdi onu, gitmiş hayvanları. Sağma Mustafa abi. Toplamlık yapıyor. Sporttan geldik. Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Evet. Nereye gidiyor? Yurt dışına mı gidiyor? Yurt dışına gidiyor. Şey diye tabii biliyor. Sen de bir tık daha bölgeniz daha başarılı ot kontrolünde. Ben daha önce gezdiğimde de fark ettim. Şu anda da fark ettim. Yani tecrübe de var. Darıcan açısından bu sene başarılı geçmiş. Verimler de bence söylendiği gibi kötü değil. Kimle konuşsam 900'lere konuşuyorlar. Kaç? 850. Ya, yok bakalım. Yalan. Şeye göre değişiyor. Yalan yalan söylüyor. Mevkiye böyle göre. Yalan. Mevkiye benim, göre. Bak benim abim işte 45 dönüyor. 725 kilo. O 27 diye bir çeltik biz demiştik. 900'ün üstünde biçtik. Ama abi ormanlı var. Ormanlı 800-850 yaparsak bereketlersin. 28 var. Yani çeşitlerle de alakalı. Bir de bazı şimdi çeşitler örnek veriyorum 140 günlük çeşit olarak alıyorsun. Aynen. 140 günlük çeşitte bazısının çiçeklenmesi 100. günde oluyor. Bazısının 95. Evet. günde oluyor. Ya da işte 110. günde oluyor. O çok sıcaklara kalıyor döllenme süreci, çiçeklenme süreci. O daha çok etkileniyor. Evet. Diyorsun ki ormanda bu sene yapmadı ya da işte o çeşitler biraz onunla alakalı.
Zaman ayarlı bu sene geç. Sene açık havalı fabrikadayız. İster istemez hani aynen, elinde olmayan şeylerle mücadele ediyorsun. Ama öyle edemiyorsun zaten. Bizim amacımız da mantar açısından ya da ot açısından en iyi mücadeleyi sağlayabilmenize tamam, yardımcı olmak. Onun için geziyoruz. Ama yukarıdan gelen, Allah'tan gelen yapacak aynen bir şey yok. Bu sene gerçekten çok sıcaktı. Yani 42 derece, 43 derece, 45 derece sıcaklar var. Başka da bu kırmızıdan herkes şikayetçi yani. Bizim ovada yani. Tüm ovada var yani. Yani bütün problem o. Tabii bağışıklık kazanmasına şey yapıyoruz. Beyond ürünümüz var. Beyond'un solventi de farklı, imozomox oranı da farklı. Farklı ürünlerle gitmeye çalıştık. Bağışıklık kazanmasın. Hatta bence tavsiye olarak söylüyorum. Fungist atarken yani mantar ilaçlarında da arka arkaya 2 yıldan fazla aynı ürünleri atmayın. Yani 1 yıl Operamax atıyorsanız 1 yıl balay atın. Zaten değişik şeyler sunuyorlar bize. Bunu kullan diyor. Sunuyorlar yani ilaçları. Tabii tabii. Yani siz de çeşitlendirmeye özen gösterin. Zaten bugün sunduklarının %65'i bizim ürünümüz mantar ilacı grubunda. Bizde de çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Bizde de bir sürü çeşit var. Doğru olanı hem fiyat performans olarak hem doğru olanı bulmaya yönlendirmeye çalışıyoruz biz de sizi. En iyi sonuç almaya yönlendiriyoruz. Evet. Çünkü bu yıl herhalde en çok kazandıran tarımsal ürünlerden birisi çeltik. Öyle ya da böyle. Yani verimler istenilene yakın. Şimdi bir ayçiçeğinde böyle bir verim yok. Buğdayda böyle bir verim yok bu yıl. Ayçiçeğinde böyle bir fiyat da yok. İyi mi? Değil maalesef ama kötünün iyisi değil böyle sene için. Buna şükür. Evet, saat 5.30. Hava duruyor artık muyuz? Durmuyoruz. Akşam üstüne doğru geldik. Yemek molası verdik. Evet, bir yemek yedik. Şimdi üreticilerimizle ziyaret etmeye devam edeceğiz. Güzel bir verimli bir gün geçiyor. Ben de böyle üreticilerimizin bu kadar çok bizim ürünlerimizi kullanıp mutlu olmasından gurur duyuyorum. Böyle oldukça sabaha kadar durmadan gezebilirim. Onlar böyle moralli bir şekilde teşekkür ettikçe ben de mutlu oluyorum açıkçası. Enerjim de yerine geliyor. Bakalım şimdi bu şekilde devam edeceğiz. Sulamok Kooperatifi'nin bölgesindeymişiz. Bakalım buralarda kimler varmış. Nasılsın? İyi be, ne yapalım? 100 lira. Ne? 100 lira veririm. 120. Bak. Canım ne yapıyorsun? İyi hocam, sen ne yapıyorsun? İyi, ne yapayım? Domuz taşıya taşıya böyle oluyor, yanlış anlaşılmasın. Aracı oldu. Çok güzel bir aracın var. Orijin mi? Orijin canım. Geldiğinde kız gibiydi, şimdi oldu dul gibi. Dul. Yalnız güzel yere manzaraya getirdin bizi ha. Evet. Sütleri mi sattın kanka? Aa, reklam, bak reklam, görüyor reklam musun? Reklamı nasıl yapıyor? O zaman son kozumu oynuyorum. Kapatma. Kapatmıyoruz. Anahtarı alır mısın abim? Anahtarını bir alır mısın? Galiba Amarok alıp Burak Bey'e teslim edeceğim. Şimdi arabanın değeri gerçekten 120 lira olacak. Hayırlı olacak. Getir. Bak, bak, bak. Görüyor musun abi? Fay. Bütün değeri değişecek araba. Şimdi 20 bin liralık ilaç katmış gibi oldu. Abi şuna ya, baksana ya. Bunu da al, bunu saçını tar ya. Güzel bir manzaraya geldik şimdi. Akşamı burada yapacağız. Güzelce. Gözüküyor mu? Gözüküyor. Kalite. Günü batırdık. Günü batırdık. Şu an bir saat emekle. 7. Biraz oldu. Yemekle her yerde yemek yiyerek. Her yerde yemek ve çay içerek. Çay yemek. Bugünün abi sonuna geldik gibi. Ama daha öyle mi sandın aslında? Ama asla. Hala devam ediyor. Hatta bize şey dediler ya az önce. Hani siz yanlış zamanda geldiniz. Bu gece vaktinde ziraat mühendisinin ne işi var burada falan. Geçen bölüm, geçen çekmiş olduğumuz ilk video tam 14 saat sürdü. 14 saat bu arabada oradan oraya, oradan oraya gezdik. Bu bölümden sonra da oradan böyle kurtarabildiğimiz kesitleri ve anıları bu videonun hashtag ile beraber diğer videolarda paylaşacağız. Şimdi birazcık arkadaşımla buluştuk. Onunla işte bir çay içip sohbet falan edeceğiz. Ondan sonra da Edirne'ye doğru, Bobeski'ye doğru yola çıkacağız.
Tabii o arada da aklımıza gelen yine çiftçi abilerin yanına bir çay içmeye falan uğrarız. Onları da ufak tefek. En güzel yanlarından biri yani sonuçta sahada gündelik hayattan kesitler yaşıyoruz. Hı. Onlarla sohbet edip muhabbet ediyoruz. Bunun saati de yok yani ister sabah 8'de ister akşam 8'de her saat üreticilerle bir arada olabiliyoruz. Bu da güzel bir şey. Çok güzel bir şey. Şu an saat 9.30. 9.30 olmasına rağmen evet şu an sen de çıkıyorsun. Evet. 9.30 olmasına rağmen hala da gezen kurtaç kalmazmış. Görelim. Şöyle şu an Balaban köyündeyiz. Çiftçi ziyaretlerine devam ediyoruz. Geziyoruz çiftçilerimize. Evet arkadaşlar. Şu an saat 10.30. Son çiftçileri de ziyaret ettikten sonra eve doğru yola çıktık. Çok bir yolumuz kalmadı. Yarım saatlik bir yolumuz kaldı. Sonrasında evde olacağız. Bugün bu videoda bir ziraat mühendisinin bir gününü çektik. Her şeyi çektik. Yani yemek yerken, çiftçilerle muhabbet ederken her şeyini çektik. Yani tarlada dolaşırken falan. Ben buradan Mustafa arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Gerçekten benim enerjim bitti. Onun enerjisi hala yerindeydi yani. Şu kurutmaya uğrayalım. Aa bak şurada bir çerdiver çalışıyor bir uğrayalım mı falan filan. Gerçekten ona çok teşekkür ediyorum. Mesleğinin hakkını veren insanlardan bir tanesi. Zaten bu serinin ilk videosunu çekmemdeki en büyük etken de o. Onunla başlamak istedim. Sana çok teşekkür ediyorum. Ve bugünle ilgili senin görüşlerini almak istiyorum. Evet. Ben sana çok teşekkür ederim. Ben çok keyif alıyorum bu işten. Eğleniyorum da. Bugün de ekstra eğlendim ama ben sözlerime başlamadan önce yaklaşık bir buçuk saat sonra benim eşimin doğum günü. Bu video paylaşıldığında geçmiş olacak ama ben yarın da biraz yoğun olacağım için yani yarın da böyle bir programım var. Onun doğum gününü buradan kutlamak istiyorum. Belki görünce bir nebze olsun tebessüm eder. Ona buradan çok özür diliyorum. Doğum gününde ve önceki gününde, ertesi gününde hafta sonuna kadar vakit geçiremediğim için ondan özür diliyorum. Maalesef işin vakti olmuyor. Yani işten planını yapamıyorsun. İş olduğu zaman öncelikle iş oluyor. Biz de bugün işteydik. Yarın da işte olacağız. İnşallah daha müsait olduğumuz zamanlarda değerli eşimle bu değerli doğum gününü kutlayacağım. Onu çok seviyorum. Nice mutlu seneler olsun diye diliyorum. Onun haricinde bugün gerçekten bütün sağladığımız, planladığımız, sağlamakta olduğumuz hizmetlerin dönüşünü aldığımız bir gün oldu. Yani biz üreticilere bir hizmet sağlıyoruz, ürün sağlıyoruz. Tedarik sağlıyoruz bir şekilde ve onların bugün ne kadar mutlu veya yaşadığı sorunlarla ilgili yani genel olarak üretimle ilgili yaşadığı sorunlar var mı? Bunları öğrenmek için gittik. Bir satış planımız yok, satış hedefimiz yok. Bir şey satma telaşımız yok. Böyle olması bizim için çok güzel oluyor. Üreticilerle o diyaloğu yakalayabilmek çok daha rahat ve huzurlu oluyor ve bugün çok yakın. Az önce saydık yaklaşık 15-20 çiftçiyle ve çok güzel önder üreticilerle bir aradaydık. Çok şey öğrendik. Olumlu olumsuz şeylerde hakkında çok fazla konuştuk. Günün büyük kısmında aynı şeyleri konuştuk. Sürekli yeniliklerden ve sorunlardan bahsettik. Güzeldi. Yani onlarla beraber olmayı seviyorum. Seninle beraber olmayı da seviyorum. Bugün beraber teşekkür ederim. En sevdiğim şeyi yaptık. Muhabbet ettik. Üreticilerle zaman geçirdik. Bu hep böyle olacak. Bizim hayatımız böyle geçecek ve bundan çok mutluyuz. Saat kavramını çok bilmiyoruz işte. Aslında biraz daha devam bile edebilirdik. Üşümeseydik birazcık. Bayağı soğuktu. Dışarıda kurutmalar hep dışarıda olduğu için üşümeseydik belki biraz daha devam edebilirdik. Sana bu yeni yolculuğunda yani yeni bir programda başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Umarım gönlüne göre olur. İnşallah. Biz de böyle dün şeyi izledim. Sergen Yalçın bir programa katıldı Candaş Dolubaşı'nın. Her yıl düzenli olarak aynı tarihlerde katılıyor. Ben de senin programına her yıl düzenli olarak bir kez katılmak istiyorum. Umarım uzun soluklu bir program olur. Bana İnşallah. tekrar katılmak nasip olur. İnşallah. Herkese umarım
eğlenmişlerdir. Kalanı için de iyi seyirler diliyorum. İnşallah. Teşekkür ediyorum bizi izledikleri için. Ben teşekkür ederim. İnşallah bu şeyin serinin devamı gelir. Sizler de inşallah beğenmişsinizdir. Yorum kısmında görüşlerinizi bildirmeyi, kanala abone olmayı ve bu videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın.